Şimdi insan kadını Allah için sevmezse, Allah için muhabbet duymazsa, Allah'ın tecellisi olarak onu görmezse, onu bir et kemik yığını olarak, bir makine gibi, yani işte bulaşık yıkayan, yemek yapan, evi süpüren, ütü yapan, zaman zaman da işte ihtiyaçlarını giderdiği bir et parçası gibi görürse, ona değer vermemiş oluyor, saygı da duymamış oluyor. Dolayısıyla içinde bir öfke oluyor, yani onu böyle tüketici bir varlık gibi, bir et yığını gibi görüyor. Kadın sevilip sevilmediğini çok iyi bilir. Yani özellikle samimi olarak sevilip sevilmediğini çok iyi bilir. Bunu fark ettiğinde de tabii bir öfke meydana geliyor. Yani karşılıklı bir nefret meydana geliyor. O onu Allah'ın tecellisi olarak görmüyor, o da onu Allah'ın tecellisi olarak görmüyor. O onu maymundan türemiş bir gelişmiş maymun türü olarak görüyor evrim teorisine inandığı için. O da onu aynı şekilde gelişmiş bir maymun türü olarak görüyor. İki maymunun evlenmesini mantıksız buluyor bazen adam. Yani kendine, kendi kafasına göre. Bir kısmı için diyorum. Ve içinde de o maymuna karşı olan bir nefret oluşmuş oluyor. Dolayısıyla ona ne bir vefa, ne bir sadakat, ne koruma hissi, ne şefkat. Zaten onun aczini de görüyor. Bakıyor işte sabah kalkıyor, aczi ortada. Uykusuzken halini görüyor. Grip nezle olduğunda halini görüyor. Doğurduğundaki halini görüyor. İçinde tahammül edilmez bir nefret meydana geliyor. İlk önce hemen bir evleri ayırıyor. Evet. Aman diyor, yani yüzünü görmeye tahammül edemiyor artık. Yani sanki bir mahluk var yani. İnsan değil, mahluk yani. O kadar nefret ediyor. Yüzünü dahi görmek istemiyorum ya. Nasıl olur sen Allah rızası için senden evlenmiş, kendini teslim etmiş değil mi? Dünyada ahirette senin kardeşin olmuş artık. Senin çocuğun gibi o. Değil mi? Parçan, etin kemiğin o senin. Nasıl ayrılırsın sen onu nereye gel? Evet, sokağa evet. Atıyor, nereye gittiğinden de haberi yok. Ne yaptı? Ya bu ne yiyecek, ne içecek? Bunun başına ne gelir, ne olur? İnsan nasıl kıyar ya? Nasıl sokağa atar onu? Evet. İşte Allah korkusu olmadığında, Allah sevgisi olmadığında bu tip olaylar olabiliyor. Bazen başka nedenlerden de oluyor. Ama genelinde, çoğunda bu durum var. Şefkatle, merhametle yaklaşmak mümkün olmuyor o zaman. Sabırlı da değiller. İrade de kullanmıyor, aklını da kullanmıyor. O ona laf sokuyor, o ona laf sokuyor. Her gün boşanma teklifleri. Ya boşanma insan ağzına en son alacağı sözdür o. Daha evlenir evlenmez 15 gün geçmeden boşanma muhabbetine başlıyorlar. Evet. Ya insan onu ağzına alır mı öyle bir sözü? Almaz tabii. Ya ne kadar korkunç bir şey ya. Adam öldürmüşsün gibi bir şey bir anlamda yani. Sokağa atmak ne demektir? Ya benim için öyle yani, başkası için nasıl olduğunu bilmiyorum da ben kendime göre öyle. Çok acı bir olaydı. Evet hocam. Tabii. Kökeninde materialist eğitim var, Darwinist eğitim var, ateist eğitim var. Sonucunda da böyle şefkatten, merhametten uzak insanlar oluşuyor. Hepsi için demiyorum, bir kısmı için. Dolayısıyla İşte homo-economicus mu ne bir şey diyorlar bir insana böyle ilginç böyle süslü laflar ediyorlar. Yani o da neyse öyle yani sadece ekonomiye bağlı bir haşa hayvan gibi değil mi? Doğru mu söylüyorum? Estağfurullah. Ya süslü konuşmayı o kadar hoşuma gitmiyor ama ne yapayım yani? Estağfurullah. böyle ekonomiye dayalı olarak, maddeye dayalı olarak seviyor. Mesela evlenecek. Adam evlilik teklif ediyor, olur diyor, tabii diyor ama ne iş yapıyorsunuz diyor, özür dilerim diyor. Adam diyor, işte falanca yerde çalışıyorum diyor. Şöyle bir iş yerim var diyor, ne kadar gelir geliyor diyor. Bayağı bir şey. Bir anda kafasına kalpler. Arabayı bir görüyor böyle, tay gibi araba mesela, Jaguar veya BMW falan neyse artık. Ya zapt edilmez bir seviyeye dönüşüyor bir sefer. Bir çarpıldığını söylüyordu. Yani böyle elektrik çarpmış gibi beyninin dumuru uğradığını, ya neye uğradığını şaşırdığını, artık gece gündüz onu düşündüğünü, kafadan atamadığını falan söylüyor. Ona da diyor ki, onda bazı özellikler gördü söylüyor. Yani ne dediğini şöyle diyelim. İlk defa onu keşfeden insan konumunda olmuş oluyor. O avanak da ilk defa keşfedilmenin heyecanıyla. Ya diyor ilk defa hayatımda beni bir kadın keşfediyor diyor yani.
nasıl da gördün sen diyor. O diyor ki yani dehşet bir şeysin diyor yani. İlk defa görüyorum bu özelliği diyor mesela. Şu da ilk defa görüyorum bunu öyle. Hepsine inanıyor o kaz gibi. Halbuki o onu ele geçirmek için kadınlar çok zeki de yani akılcı bir politika izliyor. Onun aczini anlıyor. Hassas noktaları önce bir tespit ediyor. Zaaflarını tespit ediyor. Hangi noktalardan vurursa etkili olacağını tespit ediyor. Ona göre sürekli bir uygun ve muntazam bir politikayla o minik avını böyle çevre sarmaya başlıyor. Ondan sonra da güzel ensesi tıraşlı böyle güzel putral ensesiyle alkışlar arasında atıyor imzayı. Ama yani yine de maymuna evlendiği kanaatinde oluyor. Yani ilk şeyle nefsani şehvetle o gözüne hoş görünüyor. Şehveti tatmin olduktan sonra da şehvetin gücü gittiği için üstünden yani artık kendi o hayvani bakışı devreye giriyor şehvet kalkınca. Yani daha akılcı diyor gördüm seni şimdi diyor. Halbuki o zaman da hayvan gibi görmüşsün, şimdi de hayvan gibi görüyorsun. Hayvani bir yönün gittiği için değil mi? Hayvani kafayla yine hayvani bakıyorsun. Müthiş bir nefret meydana geliyor. Mesela sabah kalkıyor. Pardon ilk mesela zifaf gecesinde sabah. Müthiş bir nefret. Ya diyor ben ne yaptım ya diyor. Çok büyük, erken karar verdik biz diyor. Erken karar mesela 3 yıl falan diyor nişanlı kalıyorlar. Yani böyle böyle. Nasıl erken karar vermeyiz o. Oradan başlıyor zaten kebade. Kadın tabii bütün gücüyle direniyor. Maddi kayıp elde etmemek için. Ama o da tabii bir yolunu buluyor. Mesela gidiyor bir kadınla beraber olduğuna dair bir görüntü göstertiyor ona. Bıraksın diye. Evet yanlışlıkla oldu diyor ya diyor. Nasıl senin eline geçti bu görüntü diyor. O da yakaladığını zannediyor tabii. Halbuki özel oyun oynuyor. Ona benzer mesela para vermiyor. Aşağılıyor, hakaret ediyor. Garibim kadın da mecburen direnemiyor artık. Teslim oluyor ve boşanıyor. Ben belirli vakalar için söylüyorum tabii. Hepsini tenzih ederim. Buna benzer bazı olaylar. Yani tek tek bunların analiz edilecek durumu var. Ama hep dinden uzak olmak, Allah sevgisinden uzak olmak, Allah aşkıyla sevememekten kaynaklanıyor. Allah'ın tecellisi olarak Allah aşkıyla sevsen, ikinci bir insanın ruhunda bir güç vardır. Derin bir güç. O şehvetle şundan bana falan yıkılmaz. Hiçbir şeyle yani, yani cinsel tatminle yıkılmaz o. Daha fazla seversin. Daha aşkla seversin. Özel bir güçtür. Bu devreye girer. Evet. Ama o olmadığında manevi gücü olmadığı için sevemiyor. Ve itici geliyor ona. Çünkü nihayet et kemikten oluşmuş bir varlık. Ya ben ne yaptım diyor. Bütün gençliğimi ben buna mı vereceğim diyor. Bir an önce kadınlarda da aynı mantık oluyor yalnız tabii. Yani tam tersi vakalar da var bunun. Özetle Allah için sevmek dünyanın müstüsü ve güzelliğidir. Allah bizi öyle yarattı. Allah için aşkla, tutkuyla sevecek şekilde bizi yarattı. Allah'ın tecellisi olarak. Bunu yapmadığımızda mutlaka ama ve mutlaka felaketle karşılaşırız. İnşallah. Sevgisizliğin, egoistliğin acısını en şiddetli şekilde yaşarız. Allah vermesin. Onun için şiddetle kaçınıp materyalist kafadan Kur'an ahlakıyla, Kur'an sevgisiyle, Allah sevgisi, Allah'ın tecellisi olarak sevmek çok hayati bir konudur. Evet hocam, inşallah. İnşallah.